Kıbrıs Türk Futbolu'nun yalız ismi Mete Adanır, futbola daha ilkokulda başladı. İlkokul 5'te Sidas Simavi İlkokulu'nun takımıyla İngiliz ve Türk İlkokulu futbol müsabakalarında şampiyonluk yaşarken turnuvanın da gol kralı oldu. Lefkoşa Türk Lisesi'nde okurken okulun futbol takımına girip 1978'de Türkiye Liseler Futbol Birinciliğini kazanırken finalde Ankara 50. Yıl Lisesi'ni 2-0 yenen takımın gollerinden birini Mete Adanır atmıştı. Daha sonra 1978-79 sezonunda Doğan Türk Birliği Spor Kulübü'nde forma giydi. Takım tarihinde ilk kez Federasyon Kupası'nı kazandı. 1980-81 sezonunda Leyton Orient takımıyla anlaştı. Önce takımın gençlerinde oynayıp daha sonra A takıma yükselen Adanır'ın İngiltere macerası kısa sürdü. Kıbrıslı Rumların lobisi nedeniyle İngiltere'de lisansı iptal edildi ve daha önce kendisine transfer teklifinde bulunan Altay'ın teklifini kabul ederek 1981-82 sezonunda İzmir ekibinin formasını giydi. 1985-86 sezonunda attığı 25 golle Türkiye 2. Ligi gol kralı oldu. 1986-80'li sezonunda grup ikincisi olup 1. Lig'e çıkmayı son anda kaçırdılar. Takımı 1. Lig'e çıkamasa da Adanır, 1987'de Tanju Çolak sonrası forvet sıkıntısı çeken Samsun Spor'a transfer olarak tekrar 1. Lig'e çıktı. Adanır, takımın lig dördüncülüğüne yardım ederken o sene şampiyonu ve sadece 2 mağlubiyet almış Galatasaray'ın 2 mağlubiyetinden birine 82. dakikada attığı golle 1-0 olmasını sağlayarak imza attı. 1988 futbol sezonunda Samsun Spor Galatasaray maçı ve Mete'nin attığı golle Samsun Spor Galatasaray'ı bir... Hatırlayabildiğim kadar, çünkü çok stresli bir maç oldu. Şöyle anlatayım. Uğur arkadaşım soldan çok iyi bir şekilde gitti. İsmail'i ekarte ettikten sonra ön direğe doğru çok güzel bir orta yaptı. Evet. Bu benim koşu istikametimdeydi. Top düşmeden sol ayağımla yarı vole bir şeklinde vurdum ve golü kaydettim. 1988-89 sezonunda ise 11 maçta forma giyen Adanır'ın son maçı 25 Aralık 1988'de deplasmanda oynanan Sakaryaspor maçı oldu. Samsun Spor maçı 1-0 kazanırken Adanır 63. dakikada yerini Yüksel Öğüten'e bırakmıştı. Demek ki 88'de sıra Uludağ'daymış ki Uludağ'da bir gün ben sabah kahvaltısında kalktığımda bizim Kıbrıs asıllı oyuncumuz Mete dedi ki Fatih sen dedi bir şey soracağım dedi. Ben de evet Mete nedir deyince dedi ki dün dedi bir rüya gördüm. Bizim ülkede de biliyorsun bir gelenektir. Hayırdır inşallah dersin. Hayırdır inşallah dedince dedi ki Fatih dedi sen ve ben ölümü bekliyoruz. Sen dedi la havle ve la kuvvet gibi dedi. Tam söylemedim ama başlangıcı çok iyi hatırlıyorum. Bir şey söyleyip kurtuluyorsun ben ölüyorum dedi. Öyle deyince ben de Mete dedim hani bu söylediğin dua yani her şeyin tüm kudret ve kuvvetin Allah'a ait olduğuna dair çok dedim önemli bir duadır ve genelde Müslümanlar bunu her 5 vakit namazdan sonra mutlaka söylerler. Ama dedim bu böyle bir duanın böyle geçtiği bir rüyan çok anlamlı olabilir. Sen dedim bana müsaade et rüyalar tabir edildikten sonra yerini bulur der peygamberimiz dedim. Ve 15 günlük kampın bitiminde gidip bunu bir ilim sahibi bir büyüğümüze sorduğumda Fatih bu bir çağrıdır dedi. Yani bu bir ölüm çağrısıdır dedi. 20 Ocak 1989'da Malatya Spor deplasmanına giden Samsun Spor kafilesi şarampole yuvarlanınca teknik direktör ve 3 futbolcusu hayatını kaybetti. Sayın seyirciler, Samsun Spor futbol takımı kafilesini taşıyan otobüs havzada kamyonla çarpıştı. Mete Adanır da olay yerine can veren futbolculardan biriydi. 2 gün sonra Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.